O masum gözlerine bakmaya doyamam, bakmaya doyamam. O masum gözlerine bakıp bakıp dalıyor, dalıp dalıp eriyorum. İçinde dönüyorum, büyülü girdapmasın. Ben tutak bir aşığım. Nursel Önse adım ve Bulgaristan doğumluyum ama Türkiye'de yaşıyorum çok 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 uzun yıllardır. Çocukluğum ve gençliğimin ilk bölümü Bulgaristan'da geçti. Ama ailem ve bütün yakınlarım Türkiye'de, burada da evlendim. Benim en ilk mesleğim, üniversitede okuduğum çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, öğretmen de oldum İstanbul Anadolu Lisesi'nde. Daha sonra ikinci üniversitemde psikoloji üzerine okudum. Bu defa klinik psikoloji ve iş hayatımı, iş kariyerimi ben öğretmen olarak başladım. Fakat ben çok dilli büyüdüm. Yabancı Diller Lisesi'nde okudum. Rus Lisesi'nden mezunum. Bayağı kapsamlı filolojik Rus dili ve edebiyatı okudum. İkinci dilim Fransızca iyi düzeyde ve daha sonra İtalyanca eklendi, gitti gitti. Bu kadar çok dil olunca tabii ki öğretmen olarak kalamadım. Bir şekilde turizmde buldum kendimi. Önce tercümanlıkla başladı. Daha sonra ülkesel rehber ve bu acente hayatına dönüştü. İş dünyasına girdim. Kendi işim olarak. O güne bugün ben iş insanıyım iş dünyasında ve turizm sektöründe birçok kollarında da faaliyet gösterdim. Halen de devam ediyor. Yatırımcılık olarak da ekledik. Benim çocukluğumdan özel ders, dışarıdan derslerle enstrüman, solfej, şan bunlar hayatımda hep vardı ve üniversite zamanında da müfredatımın içerisinde vardı. Zorunlu enstrüman akordeondu. Akordeon ve gitar çalıyorum ve ayrıca sahne performansları da üniversite zamanında gördüm. Daha sonra öğretmen olduğumda da kullandık. Ama müziğe çok yoğunlaştım. Söz veya küçük önce çocuk şarkılarıyla başladı. Küçük küçük besteler. Ve öbür işim her ne kadar ön planda görünse de görünmeyen yanı ama çok ben olan taraf İşte o vardı olan tarafı müzikti. Albüm haline gelmesi profesyonelce bir yere toparlamak istedik. Albüm tek başına olmayacağını, tek albüm olmayacağını, bu kadar yıllar durup durup tek albüme sığdıramayacağını anlayınca biz diyorum Reha Erdem'in hakkını ödeyemem. Prodüksiyonda çok 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 emeği var. Aranjörüm, birçok şarkılarımın besteci ve söz yazarı. Ayrıca bir şarkıda duet partnerim. Kendisine danışmam üzerine o sonuna kadar ben de varım dedi ve biz 3 albüm yapmak üzere var olan bütün materyali döktük. Bu çok dilli oldu, çok tarzlarda oldu. Hibrit bir müzik oldu, tarzların birleştiği. Birinci albüm o vardı, ikinci albüm var mısın? Üçüncü albüm varım olacağım. olaraktan biz bu projeye girdik. O vardı, çıktı. Var mısın? Zaten elik kulağında. Üçüncüsü de. Ama ben tabii ki bunları birden paylaşmak istemiyorum. Sindirelim, bir sonrakine gelelim. Sindirelim, bir sonrakine gelelim. Ara single'ları da bunlar farklı single'lar da olacak bu. Üç albüm seyir ediyorken. Çok yoğun tempom var. Kendime de hiçbir şekilde acımıyorum. Ben yüklenmeyi seviyorum. Her şeyin temelinde pozitif duygular vardır. Duygunun coşkusunu sizin yaratmanız gerekiyor. Siz onu yarattıkça karşı taraf bunu size yansıtıyor. Siz ona yansıtıyorsunuz. Tenis topu gibidir. Ve bunu her insana tavsiye ediyorum. Kimse kendini bırakmasın. Hüzünlü, melankolik hallere pes etmesin. Kimse pes etmesin. Hayatın iniş çıkışları var. Hepimizde olan şeylerdir. Ama iniş varsa çıkışı biz her zaman düşünebiliriz.
Yani olumlu bakmak lazım her şeye. Ben mucizelere inanıyorum. Hala bu yaşıma kadar geldim inanıyorum. Bunu çocuklarımın gözlerini büyük kızımdan ortanca kızıma, üçüncü en minik kızıma geliyor halde çocuklarımın gözlerini görüyorum, büyülü girdap gibi ve bütün dünyanın çocuklarının gözleri beni bir girdabın içine aldı ve ben bu şarkıyı yazdım. Can Evimin Beyaz Gülü. Ama müzik olarak mevcuttur. Malagena Salerosa Meksika halk türküsü olarak var ama daha ritmik ve pop halini, formatına çevirdik. Bu tarzda kendi yorumum, kendi sözlerim, folk operatik pasajları var. Hibrit müzik yani birçok tarzların karışımıdır. Pop, popun içine pop opera girer, popun içine folk girer, folkun içine opera girer, folk opera olur. Yani bunlar hep bir takım ya aranjman yapılarıyla ya da sesi, vokal. Sesi bir enstrüman kabul edelim. Bütün enstrümanların bir tanesi olarak da. Ve burada bir enstrümanı, vokaliniz, sizin sesiniz bir enstrümanmış gibi tamamlar ve başka bir enstrümana sanki enstrüman olaraktan verir ya da bir takım dokunuşları olur. Ya da sizin sesinize dokunuşlarla bulunan enstrümanlar vardır. Ve ses kullanımı üç register olarak göğüs, orta ve kafa sesi olaraktan tamamen inişli çıkışlı kullanımıyla yapılabilen yorumlardır. Tamamen yorumdur. Biz hüzünlü olduğumuz zaman daha melankolik şarkılara yatkın oluruz. Türkiye'de çok arabesk de dinlenilir. Çok sevilen bir müziktir. Güzel de okuyanlar. Ama moraliniz çok arabeskse bence biraz daha çılgın müziklere gitmekte, ritmik müziklere gitmekte fayda var. Ama kendinizi çok çok iyi hissettiğiniz zaman da daha hüzünlü müziğe gidip dersini yapmakta fayda var. Hani o anda acı çeken, sıkıntı yaşayan ya da soyut duygular yaşayan insanları da anlamanız için bunu da dinlersiniz ya da bunu da okursunuz. Ben genelde yollardayım. Havalanı, uçaklarda 10 fit yukarıda besteler yazarım, sözler yazarım ve sahneler için bol bol söz ezberlerim. Biliyorsunuz ezber üzerinedir şarkılarda. Sahneye de geldiğin zaman bazen tık diye kalabilirsiniz. Yani aklınıza gelmedi. Ne diyeceksin? Ben burada ne söylüyordum? Tam yükseltmişsiniz. Yüksek notaya gelmişsiniz. Nereye ineceğim? Bu olabilir. O yüzden çok tekrar gerektiren bir şey. Uçakta çok uzun zaman geçiyor. Havalanında, aktarımlarda uçak saatini beklemek için o kadar uzun bir zamandır. Ben çoktan beri artık kitap okumuyorum. Bununla uğraşıyorum. Seyahat halinde müziğimle ilgili hazırlıklarımı yapıyorum. Hür gezerim, hür bilirim dünyayı. Düşman bilmem derbederim zamane. Kim ne derse desin güler geçerim. Küçük adım uzun yolda gezerim. La 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 hop hop hop. Lollipop bay lollipop bay lollipop.